Hoş geldin ya şehri Ramazan. Hoş geldin ya insanoğlu insan. İnanan inanmayan, bizden olan olmayan ve sevgili dostlar, oruç tutan tutmayan. Hoş geldin. Hoş geldin ya şehri Ramazan. Hoş geldin ey insanoğlu insan. Bu sloganla yıllardır Erkan Tan'la Ramazan programı ile evinize geliyoruz. Bu senede eriştik. Çok şükür ya Rabbim. Bizi birbirimizle buluşturdun. Hamdü senalar olsun sana. Çok şükür ya Rabbim. Ramazan'a eriştirdin. Hamdü senalar olsun sana. Çok şükür ya Rabbim. Sevdiklerimizle yine biz çöküp dua ediyoruz sana. Efendim Erkan Tan'la Ramazan programı başladı. Biz Ankara'da, Altındağ'da, hamam önünde bu Ramazan programını gerçekleştiriyoruz. Burası çok tarihi bir alan. Burası hemen önünde durduğum 500 yıllık Taceddin Camii'nin olduğu mahalle. Onun hemen karşısında İstiklal Savaşı'nın ve milli mücadelenin en muhteşem şekilde anlaşıldığı ve ifade edildiği Mehmet Akif Müzesi var. Mehmet Akif Ersoy'un duvarlarına unutmayayım diye İstiklal Marşı'nı yazdığı evin olduğu mahalle burası. Cumhuriyeti kuran Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ve onun dava ve silah arkadaşlarının milli mücadeleyi gerçekleştirdiği mahalle burası. Yani burası Türk'ün tarihe, Türk'ün coğrafyaya, Türk'ün insanlığa damga vurduğu mahalle. Bu mahallede Erkan Tan'la Ramazan programıyla geleceğiz evinize. 30 gün boyunca iftar saatlerinde size sesleneceğiz. Ne diyeceğiz? İnanç diyeceğiz, ibadet diyeceğiz, Ramazan diyeceğiz, Kur'an diyeceğiz, birlik diyeceğiz, beraberlik diyeceğiz, dostluk diyeceğiz, kardeşlik diyeceğiz. Size seslenirken de gönül penceremizi, gönül kapımızı ardına kadar açacağız. Sevgili dostlar, buradaki etkinlikleri ekranlarınıza getirirken bu programın çok önemli bir karakteri olan memleketimden insan manzaraları da sizlerle birlikte olacak. İnanan inanmayan, oruç tutan tutmayan, bizden olan olmayan bu memleketin asil evlatları da kalbiyle, duasıyla, isteğiyle, istemediğiyle burada, bu meydanda sizlerle birlikte olacak. Sevgili dostlar, bizi bugünlere eriştirdiği için Yüce Allah'a hamd ediyoruz ve diliyoruz, dua ediyoruz ki Yüce Allah bu mübarek ayda gerçekleştireceğiniz ibadetleri kabul buyursun. Dostlar, Erkan Tan'la Ramazan başladı, şimdi bu programda karşılama ilahileri var. Gel bir anam, aşkın ateşine gel bir anam, ben var ben var bir kırık anam.
çok teşekkür ediyoruz. Tam ilahinin sonlarına doğru bir böyle rahatsızlık geçirdi. Allah şifa versin. Cengiz Taşkent Altındağ Belediyesi Türk Sanat Müziği Koro Şefi. Kendisi hala rahatsızlığı devam ediyor. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah ibadetlerinizi kabul buyursun. Ey dostlar, bunu istiyorum. Bu mahalleyi bize kazandıran, millete ve memlekete sunan Veysel Tiryaki günkü yayınımızı kendisi misafirimiz olmak suretiyle gerçekleştireceğiz. Hem minnettarız kendisine, çünkü burası kaybolmuş, unutulmuş, hatta yitirilmiş bir mahalleydi. Koskocaman bir mahalleyi, hele 100 metre uzunluğundaki bir caddeyi değil, kocaman bir mahalleyi Türk milletine ve memleketine kazandırdı, restore etti. 18. yüzyıla, 19. yüzyıla geri dönüyorsunuz adeta burada. Sevgili dostlar, onunla birlikte olacağız. Yanımızda bir mütefekkir var, bir düşünür var, bir aydın var. Şimdi yeni adı Gıda Bakanlığı oldu değil mi? Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı oldu. Müsteşar yardımcılığından emekli. Burada küçük bir kitabevi işleten Lütfü Şehsuvaroğlu sizinle ve bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı Ramazanlar ben de diliyorum. Hayırlı programlar olsun inşallah. Sağ olun efendim. Allah ibadetlerimizi kabul buyursun. Dualarımızı işitsin, duysun inşallah. Amin. Bu ay boyunca aruz vezniyle şiir yazan Ender Türk aydınlarından bir tanesi. Onun güzel bir naatını dinlemek istiyoruz. Lütfü Şehsuvaroğlu, lütfeder misiniz efendim? Hay hay efendim. Naatın ne olduğunu bilmeyen gençler olabilir, onu da anlatalım. Peygamber'e övgü, kısaca evet. Diyebilirim. Bir de münacaat var. O evet, yakarış. Evet. Bu naat-ı şerifeyi 21. yüzyıl adını taşıyor. Evet. Aydın olsun, kutlu olsun gününüz. Müjdesiyle ufkumuzu sardı o. Cihana dirlikler versin ününüz, mucizeyi elimize verdi o. Sükutun içinden sesi çıkardı, kandili ateşledi mağaramızda. O olmasa bir mum bizi yakardı, günaha gömülü dimağımızda. İsmi en güzeldi, cismi en güzel, alemler hasretti tebessümüne. Kim bu yüzü çizen o sanatkar el, kim ne secde etmez künlemesine. Yamaçları yeşil, doruğu beyaz, dağların türküsü gibi hayatın. Bütün lügatler sığ, kelimeler az, denk olamaz mesajına Kur'an'ın. Seni anmak, seni duymak ne güzel, sevgililer sevgilisi Muhammed. Yırtarım dağları, bentler aşarım, ulaşır göklere minarelerim. Çağları kapatır, çağlar aşarım, nesiller yaşartır kitabelerim. Dört bir yana uzanırdı kolları, başı yok, sonu yok yollarımızın. Gecenin içine doğulur nalları, ateşler saçardı atlarımızın. Bir mana yüklemek için bu akın, dirilişin sesine kulak verdi de, nasıl kanatlanıverdi bir bakın. Ok gibi bir elif, yay gibi bir be, bir elif ki hem kılıç hem kalemdir. Bir belki avuçtur göğe açılan, zaman hangi zaman, dem hangi demdir, kaldırın perdeleri artık aradan, dem bu demdir, ne kutludur bu doğum, bu doğumla nefes aldı kainat, sen ancak böylece insanca geldin, insana insanca hakça yol işte, mucizeler mucizesi gösterdin, deve orada, Kur'an burada, gör işte. Kırık gönüllerin tamircisi sen, sensin milyonların şefaatçisi, Allah'a en yakın, en sevgili sen, Yaradan'ın en mübarek elçisi. Şah damarından da yakındır Allah, tek hakikat, la ilahe illallah, son Resul Muhammed ve birdir Allah, işte tekbir, la ilahe illallah. Çevirir tarihin sayfalarını, kanlı mürekkebe batmıştı eller, o kutlu doğumun levhalarını dil bilen de bilmeyen de heceler. Çölde bir Nil, çölde bir giz ve bir iz götürür bizleri sonsuz sefere. Harabe evlerin iskeletleri muhteşem yapının taşları oldu. Nefsin girdabında insan etleri annelerinin topuğunda gül oldu. İkindi vaktini kuşandı zaman. Şimdi de ikindi vaktindeyiz ya.
Kıyametin kopmasına az zaman kaldı. Akşamın grubu yaklaştı. İkindi vaktini kuşandı zaman. Kurşun ağırlığıyla koşuyor. Devranı döndüren nedir ey insan? Kabına sığmayan sırlar taşıyor. Minberden kürsüye uzanır bir yol. Ayetler, hadisler orta yerinde. Bir gül bahçesine bezenerek yol. Bir kutlu kıyamın gider peşinde. Ümmetinden sünnetini soracak. Leke sürüldü mü emanetine? Sünnetinden ümmetini soracak. Cinler imrenecek şefaatine. Gökkuşağı öğret saman yolundan. Sevgili, bigane kılma yolundan. Kurşuni göğümüz yıldıza hasret. Geceleri ayet ayet delerek. Çıka gelir en mübarek işaret. Nur heykellerini arşa dikerek. İçine işleyecektir kalbimizden. Bir kılıç gibi keskin. Belki de hiç erişilmeyecektir kalbimizden uzayıp da giden din. Mağaradan çöle inen bir ışık, kimi zaman kılıcında Ali'nin, ışık da, kılıç da, kelam da aşık, dudağında bazen Ebu Bekir'in. Öyle dava ki bu anne kucağı, adaletten, hürriyetten örülmüş, şefkatin, vicdanın, imanın ağı, bin ölmüşüz içinde. Bin dirilmiş. Öpsem, öpsem de yok olsam adında, öpsem ölünce de dirilince de. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Lütfü Şehsuvaroğlu, muhteşem bir naat yazmışsınız, bize okudunuz. Ayrılmayınız, ara ara o kitaba müracaat edelim. Günün mana ve ehemmiyetine uygun başka şiirlerinizi de dinleyelim. Efendim yanımda bir meslektaşım var, ona da hayırlı Ramazanlar dilemek istiyorum. Konte TV'nin Ankara temsilcisi, büyük insan Sinan Burhan. Sinan Bey nasılsınız, hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. İlk programınızın hayırlı olmasını diliyorum. Zaman ve mekan önemli iki unsur. Güzel bir zamanda, yani 12 ayın sultanı şehir Ramazan ayında, Altın Dağ gibi bir yerde, ki mekan da önemli. İşte arka tarafta Taceddin Sultan Mehmet Akif Ersoy'un mezarı, böyle bir mekanda böyle bir program yapıyorsunuz. Ben hayırlı olsun diyorum. Ayrıca burada rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu büyüğümüz, bir de Mustafa Başoğlu vardı. Türk ve İslam dünyasına büyük hizmetler etmiş önemli sendikacı. Kendisine de rahmet diliyoruz. Altındağ'da işte Veysel Başkanımız gibi değerli insanların yanında, Lütfü abimiz gibi, sizin gibi değerli abilerimizin yanında böyle bir programa katıldık. Ben hayırlı olsun diyorum. Bu ay dayanışma ve yardımlaşmanın en yüksek olduğu ay. Keşke bütün yılı Ramazan'a çevirebilsek. İşte zenginlerimiz, işte itibar sahiplerimiz, makam sahiplerimiz bütün yıl boyunca fakiri, fukarayı, garibi, gurabayı görebilseler. Dolayısıyla da bütün yılın, bütün her yerin Ramazan olduğu bir döneme doğru. Kalbinizde ne var sizin şimdi? Kalbinizde efendim. Ramazan sizin kalbinize ne getirdi? Efendim, Bey? Ramazan benim kalbime bütün dünyadaki bütün insanların ve İslam aleminin garibinin, gurabasının rahmet ve merhamete gark olma duygusunu getirdi. Burada bizlerin rahat ve huzurlu bir ortam içerisinde yaşarken dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve mağdur Müslümanlara sahip olma duygusunu getirdi. Peki. Evet. Allah kolay gelsin. Ediyorum. Bir de dua alalım sizden. Bir düzeltme yapalım. Dizi suçtu Sinancığımın. Evet. Mezarı değil de mezar İstanbul'da Akif'in. Evet. İstiklal Marşı'nı yazdığı mekan ve milletvekiliyken kaldığı. Sizin gibi aklına gelen dizeleri unutmayayım diye duvarlarına yazdığı söyleniyor merhum Akif'in. Evet. Bir mısrasını gece hatırlamak için yazdı. Oysa ki İstiklal Marşı ta Berlin hatıralarında, Almanya'dayken yazılmıştı. Korkma, cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur. Dönme bilmeyiz, yürürüz diye. O zamandan beri temelleri ruh olduğu için Abdullah Sübi de onu yazabileceğini kanaat getirdi. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi yanımızda bir küçük çocuk var efendim. Veysel Bey'e gitmeden onun yanına bir gideyim. Ona dün söz vermiştim. Gel bakalım beyefendi. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Sen kimsin? Kimlerdensin? Söyle bakalım. Aşiretlerdenim. Kimlerden? Aşiret. Hangi aşiret? Aşiret kaldı mı ya? Kaldı. Hangi aşiret? Sakarya. Sakarya aşireti. Adın ne senin? Erol. Erol, var mı bir söyleyeceğin? Hayırlı Ramazanlar diliyorum sana. Hayırlı Ramazanlar. Çıktın mı, tamam mı? Oldu mu derdin? İyi günler. İyi günler. Dünden beri peşimizdeydi. Efendim Veysel Bey'in yanına oturuyoruz şimdi. Programımız başladı. Veysel Bey, iyi akşamlar diliyoruz. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Olağanüstü bir hale getirdiniz burayı. Burası bitmiş, yitirilmiş bir alan, bir mekandı.
sizler sayesinde millete ve memlekete kazandırıldı. Onların dikkatine sunuldu. Neydi, ne oldu? Anlatalım mısınız lütfen? Evet, herkese iyi akşamlar, herkese hayırlı Ramazanlar dileyerek başlamak istiyorum. Burası çok kıymetli bir mekandı söylediğiniz gibi. Aslında mekan ama maalesef şehirlerin birçoğunda böyle çöküntü mahalleleri oluştu. Evet. İşte Ankara'nın çöküntü bölgelerinden bir tanesiydi. Oysa biraz önce de mikrofonda misafir ettiğiniz konuşmacıların söylediği gibi bir dönemin ünlü simalarının yaşadığı mekanlardı buralar. Mesela? İşte hemen arkamız burası Taceddin Sultan Camisi'nin şu anda ön bahçesindeyiz. Evet. Taceddin dergahı Mehmet Akif Ersoy'un milli mücadeleye katılmak için geldiği, Ankara'ya geldiğinde milletvekili olarak kaldığı konak burası. Hemen karşımızda bir konak, yine Ankara milletvekili. Evet. Beynamlızade Hacı Benim arkamda kalan. Evet, evet. Beynamlızade Hacı Mustafa Efendi'nin Ankara milletvekilidir. Son Osmanlı Meclisi mebusanında da mebustur. Onun için bu bölge, Ankara o zaman küçük bir kasaba 1900'lü yılların başlarında. Bütün devlet adamlarının, askeri erkanın, milli mücadelenin sekme idare edildiği yer. Bu oturduğu bölgeler o anlamda önemli bir yer. Ama maalesef çok yakın bir tarihe kadar henüz, evet, çok önemli bir kısmı elden geçirildi ama yolun üzerinde gittiğimizde görmek mümkün. Hala çöküntü alanları var, terk edilmiş alanlar, mahalleler var. Henüz hepsi ayağa kaldırılmış değil. Ankara'nın tam göbeğinde. Birçok şehirde maalesef bu tür yerler var. Dünyada bu tür mekanlar en kıymetli mekanlar. Peki Ramazan, Veysel Tiryaki'nin gönlüne hangi duyguları getirdi? Evet, bir yıl geçti. Geçen yılda Ramazan'da burada ilk Ramazan ayının ilk günü, ilk oruç tuttuğumuz gün yine sizlerle beraberdik. Aradan bir yıl geçmiş. Bir yılda herkes bir yıl yaşlandı. Dünyamız bir yıl yaşlandı. Ramazan tekrar geldi. 11 ayın sultanı olarak adlandığımız, toplumun bütün fertlerinin çok önem atfettiği bir ay. Gerçekten bir rahmet ve bereket ayı. Kalbi katılaşmış insanların bile kalplerinin yumuşadığı bir ay. Bugün dün akşamdan birkaç gün önceden beri televizyon ekranlarına, gazete sayfalarına, topluma, sokaklara baktığınızda bile her tarafta bir hareketin olduğunu görürsünüz. İnsanlar Müslüman olan ya da olmayan bu ayın bereketinden faydalandığı bir ay. İnsanlarda rahmetin, merhametin, acıma duygusunun son noktaya geldiği bu ay. Biz bir yerel idareciyiz sonuçta. Bir toplumun içerisinde toplum tarafından görevlendirilmiş insanlarız. Ve bu toplumda sadece Ramazan ayında değil ama 365 gün el uzatılması gereken insanlar olduğu gibi bir yerel idarelerde de Ramazan'da biraz daha insanların hassasiyeti, kurumun hassasiyeti artıyor. Biz de Ramazan'a karşı özel hazırlıklarımız, çünkü yoğun ilgi duyduğu, insanların gece teravih namazlarına gittiği, ibadet ettiği, sahura kalktığı, insanların ayakta olduğu bir ay yaşıyoruz. Hem insanların güvendiği, sıhhati, selameti, sağlık ve afiyet içerisinde bu ayı geçirmesi açısından da görevler düşüyor üzerimize. Evet. O anlamda hassasiyetimiz var. Ama her şeyden önce bir insan olarak, bir inanmış birisi olarak bu mübarek ayda bizim de duygularımız coşuyor. Gönlüm, arzum, temennim, duam, soruyorsunuz herkese. Ramazanların Ramazan gibi, bayramların herkesin bayram yaptığı günler olsun. Kavgasız, gürültüsüz, kardeşliğin tüm boyutlarıyla yaşandığı, bütün yalnız İslam dünyasının değil, tüm insanlığın kardeşçe yaşadığı bir dünyanın sebebi de vesile olsun. Resul. Amin! Ey Rabbil Alemin! İşit bizi ya Rabbim! Kabul et dualarımızı ya Rabbim! Şimdi reklamlara doğru gidiyoruz sevgili dostlar. Erkan Tan'la Ramazan programının tekrarı sahur vaktinde yine TV8'de, yani gece sahura kalktığınızda da bizi bulabileceksiniz evinizde. Sonra Cengiz Taşkent, İlahi Grubu, Altındağ Belediyesi Türk Sanat Müziği Koro Şefi, Lütfü Şehsuvaroğlu,
münacat, naat, aruz veziyle yazılan şiirleriyle Veysel Tiryaki buradaki insanlar sizlerle birlikte olmaya devam edecekler. Erkan Tan'la Ramazan programında ne var? İnanç var, ibadet var, Kur'an var, Ramazan var, tarih var, birlik var, beraberlik var, inanan var, inanmayan var, bizden olan var, olmayan var. İnsanoğlu insanlar. Şimdi yayın akışımızda reklamlar var.